İşçi Dayanışması Bülteni 119. sayısı. İşçiler de siyaset yapar, yapmalıdır da. Molalarda, paydoslarda sohbetler dönüp dolaşıp ülke gündemine geldiğinde işçiler gündeme dair konuşurlar, konuşmak zorunda kalırlar. Ama öte taraftan da siyaset yapmaya karşı olduklarını söylerler. Kimi işçi, siyasetin televizyonlarda boy gösteren iyi giyimli, iyi eğitimli bir avuç politikacının işi olduğunu düşünür. Onlara göre kendi meslekleri başkadır. Mesela bir metal fabrikasında CNC operatörü veya bir tekstil atölyesinde ütücüdürler. Siyasetin tartışma ve husumet doğuracağını düşünen işçilerin sayısı da az değildir. Böyle düşünen işçiler, tatsızlık çıkmasın diyerek arkadaşları arasında bir bölünme olacağı kaygısıyla siyasal gündeme dair konuşmaktan kaçınırlar. Çoğunlukla söylenen şudur: "Ben siyasetten anlamam. Şimdi işe siyaseti karıştırmayalım, biz ekmeğimizin derdindeyiz." Peki nedir siyaset? Bu sorulara doğru cevap verebilmek için dünyayı doğru kavramak gerekiyor. Sadece yaşadığımız topraklarda değil, tüm dünyada toplum iki ana sınıfa bölünmüştür. Bir tarafta dünya üzerindeki tüm zenginliğin üreticisi olan, fakat iliklerine kadar sömürülen ve sayısı milyarlarla ifade edilen bir sınıf var, işçi sınıfı. Diğer tarafta ise üretilen tüm zenginliğe el koyan bir avuç sömürücü asalak var, yani patronlar sınıfı. Bu iki sınıfın yaşamı, kaygıları, çıkarları, hedefleri birbirinden farklıdır. Mesela işçiler iş saatlerini düşürmek ve ücretlerini yükseltmek isterken, patronlar tam tersini hayata geçirmek isterler. Peki bu iki sınıf dünyaya aynı pencereden bakabilir mi? Hayır. Ortak çıkarlar yoksa, ortaklaştıkları bir siyaset de olamaz, olmamalıdır. Çünkü siyaset, ortak çıkarlara sahip insanların bir araya gelerek çıkarlarını savunmasının ve taleplerini hayata geçirmeye çalışmasının adıdır. Bu nedenle patronların siyaseti başkadır, işçilerin siyaseti başka. Patronlar ve onların temsilcileri kendi çıkarlarını toplumun genel çıkarıymış gibi gösterir ve sık sık "aynı gemideyiz" martavalları okurlar. Onlar ister ki işçiler kendi sınıf çıkarlarını düşünmesin, kendi siyasetlerini yapmasın ve bu sömürü düzeni ilelebet sürüp gitsin. Bu yüzden işçileri siyasetten uzak tutmak için çabalarlar. Ama sıra kendilerine geldi mi sonuna kadar siyaset yaparlar. Kendi çıkarları doğrultusunda toplumu, medyayı, kanunları ve devlet politikasını şekillendirir, yönetirler. Örneğin OHAL ile birlikte grev yasakları seriye bağlanmış durumda. Zaten bizzat Erdoğan patronlarla yaptığı bir toplantıda OHAL'i grevleri yasaklamak için kullandıklarını itiraf etti. Son süreçte metal işçilerinin MES grup toplu sözleşme sürecinde aldığı grev kararı bakanlar kurulunca yasaklandı. Metal işçileri bu yasak karşısında öfkelendiler, OHAL'in kaldırılmasını istediler. Patron örgütü MES'e karşı verdikleri mücadelede devletin patronların tarafını tuttuğunu, grevlerinin ve yürüyüşlerinin bu nedenle yasaklandığını gördüler. Peki metal işçisi böyle düşünmekte haksız mıydı? Hükümet OHAL'i neden grev hakkını gasp etmek için kullanıyor? Yoksa devletin her kesime karşı tarafsız olduğu söylemi gerçeği yansıtmıyor mu? Bir olayı doğru kavramanın ve doğru siyaset yapmanın yolu çıkarlarını bilmekten ve doğru sorular sormaktan geçer. İpin ucunu yakalamışken devam edelim. Neden grevler yasaklanıyor? İşsizlik sigortası fonu neden patronlara aktarılıyor? OHAL kimin çıkarına? Asgari ücret neden açlık sınırının altında? Neden iş güvenliği yasası denetlenmiyor ve her ay yüzlerce işçi iş cinayetlerine kurban gidiyor? Kiralık işçilik uygulaması neden getirildi? Neden az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor? Arabuluculuk sistemi ne getiriyor, ne götürüyor? Bu gibi doğru sorular sorarsak görürüz ki yaşadığımız toplumda siyasetin dışında durmak imkansızdır. Grevi yasaklanan öfkeli metal işçisi OHAL kaldırılsın dediğinde bal gibi siyaset yapmış olmaz mı? OHAL'in kaldırılmasını ve grev yasaklarının son bulmasını istemek, işçi ölümlerinin durdurulmasını ve taşeron çalışmanın son bulmasını istemek, ücretlerin yükseltilmesini ve iş saatlerinin düşmesini istemek, bunları hayata geçirmek için çabalamak, mücadele etmek, pekala siyaset yapmaktır. İşçiler birlik olmadıkça ve siyaset yapmadıkça hiçbir hükümet onların adına ve onların çıkarına adım atmayacak. Biz işçi sınıfıyız ve kendi sınıfımızın siyasetini yapmalıyız. Çünkü haklarımızı genişletmenin yolu sınıf siyaseti yapmaktan geçiyor.